T24 okurları, izleyicileri merhaba. Bugün harekatın dolara, euroya, döviz piyasasına etkisini konuşacağız. Konuğumuz Marmara Kapital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydar Bey. Harekat döviz piyasasında bir hareketlilik, bir ısınma yarattı. Dolar önce biraz yükseldi, işte 5.86-5.87'leri gördü ama ondan sonra o yatay seyretmeye başladı. Yani yükseliş hız kesti. Evet. Neden böyle oldu? Ne oluyor para piyasalarında? Şimdi genelde böyle hareketlerin başlarında ilk böyle bir haftasında, iki haftasında tabii piyasada bir belirsizlik hakim. Ne kadar süre girilecek, nereye girilecek, nasıl olacak, kim nasıl tepki verecek? Şimdi bunları yaşıyoruz çok sıcağı sıcağına. O yüzden böyle dövizde hemen bir tepki gördük. Ama bu harekatın bence Amerika ile Rusya ile koordine edilmeden yapılma olasılığı çok düşük. Bence daha evvelden masada anlaşılan bazı sözleşme var bence bu üç ülkenin arasında. Türkiye'nin ne yapacağı masaya yatırılmış durumda, konuşulmuş durumda ve anlaşılmış durumda. Tabi buna rağmen değişik açıklamalar görüyoruz ama bence Türkiye bu harekatı yapmadan evvel uzun bir süre zaten bunun hazırlıkları hem askeri anlamda hem de siyasal diplomatik anlamda da yapıldı. Dolayısıyla hani birkaç gün sonra veya bir hafta, iki hafta sonra bence sular biraz daha durulabilir. İlk başta tabii böyle biraz Trump'ın içinde bulunduğu konumdan dolayı da dengesiz açıklamalar görüyoruz. Çok fazla bir volatilite var. Hem piyasada hem dövizde. Ama bunun düzelmesini yani biraz daha sakinleşmesini bekleyebiliriz. Yani şöyle diyorsunuz, aslında Trump'la Erdoğan hatta Putin arasında bu harekata dair bir anlaşma var. Bir sözlü, yazılı anlaşma olması tabii ki beklenemez ama bir sözlü mutabakat var diyelim. Ve piyasada bunu hissetti. Evet, yani bunu, ve dolayısıyla bunu hissediyor bence. Büyük bir panik dalgası şu anda yok. Yok, aynen yok. Küçük yatırımcı da mı böyle düşünüyor? Gerçi hani para piyasalarına elbette büyük kurumsal yatırımcı görülüyor. Küçük yatırımcının çok öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Küçük yatırımcıda daha fazla panik var. Ha, bazı yabancı yatırımcılarda da panik olabilir bu arada. Yani Türkiye'yi çok yakından tanımayan bazı yabancı yatırımcılarda da panik olabilir. Çünkü şöyle düşünelim. Bir ülkeye yatırım yapıyorsunuz. Bir anda o ülke bir operasyon yapacak. Askeri bir şeye giriyor. Bir sürü riskler söz konusu. Yatırımcı da eğer Türkiye'yi çok iyi tanımıyorsa ve çok iyi takip etmiyorsa tabii ilk tepkiyle beraber o da bir paniğe kapılmış olabilir. Bazı hisselerini satabilir. Yerli yatırımcı için de aynı şey söz konusu. Oluyor maalesef bu. Borsada mesela bir düşüş var. Evet. Bugün de sürdü. Evet. Bununla mı açıklamak lazım? Aynen. Tamamen operasyonla alakalı bir şey yaşıyoruz şu anda. Nasıl seyreder önümüzdeki günlerde? Yani benim volatilitenin artmasını beklemeli miyiz? Yoksa işte son 24 saatteki biraz daha sakin, yatay seyirin devam etmesi mi beklenir? Genelde harekat tam başladığı zaman belki bu iş fiyatlandı. Önemli bir kısmı piyasalarda fiyatlandı diyebiliriz. Yani gerçekten televizyonlarda işte ordunun girdiğini içeriye, işte başladığını operasyona gördüğümüzde bence piyasa biraz daha sakinleşebilir. Şu anda daha o noktada değiliz. Bir sürü açıklama geliyor. O birazcık belirsizlik yaratıyor. İçeri girdikten sonra da bir süre sonra her şeye alıştığı gibi piyasanın. Buna da alışır. Yani daha evvellerinde operasyon yaptık. 8 ay sürdü, 6 ay sürdü. Piyasalar bir noktada unutuyor ve bir anda başka bir haber akışı geliyor. İşte Türkiye'nin makro ekonomik rakamlarında düzelme var. Enflasyon işte aşağı iniyor. Ne kadar doğru veya gerçeği yansıtmıyor bilmiyoruz ama bir iyileşme söz konusu. Piyasa bunlara da bakabilir bir noktadan sonra. Yani bu ekonomik krizde dipten dönüş başladı gibi bir yorum var yatırımcılarda. Onun bir etkisi vardı aslında bu harekat öncesinde. Evet, vardı. Görüyorduk olumlu yansıması olmuştu TL cinsinden varlıklara. Harekat ona bir böyle bir ara vermiş gibi gözüküyor ama diyorsunuz ki eğer harekatın ileri aşamalarında içeride operasyonun sürdüğü ve işte beklendiği gibi büyük problemler olmadan sürdüğü görülürse o olumlu hareket devam kaldığı yerden devam edebilir diye düşünüyorum. Yani o piyasadaki olumlu hareket. Evet, evet. Peki burada dolayısıyla aslında para piyasasına yön veren kurumsal yatırımcıların bu şekilde davranmasını bekliyoruz ve hani Ankara'nın ekonomi yönetiminin
beklenmedik kararlar alması yönünde beklenti yok değil mi? Yani hani işte ne bileyim şu anda işte kamu bankalarının para piyasalarına bir miktar müdahale ettiğine dair çeşitli haberler okuduk ama bunlar herhalde bu ilk başlangıca dair geçici şeylerdir. Yani bunların olması zaten normal. Yani bir anda dövizde bir volatilite söz konusu olunca kamu bir şekilde buna yerlerden müdahale etmeye çalışabilir. Yani bu çok doğal bir şey. Evet, kamu Merkez bankaları aracılığıyla. Bankalar aracılığıyla. Yani en azından piyasaya tamamen başıboş bırakmak iyi bir çözüm değil. Peki ama diğer taraftan dünyada da bir tepki var gibi gözüküyor. Hı hı. Amerika'da Trump evet hani başlangıçta zaten söylemişti Amerika'nın burada müdahil olmayacağını ve çekileceğini. Ama daha sonra Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde bayağı sert tepkiler Türkiye yönelik olarak gündeme evet. geldi. Evet. Bir karar hazırlığı Türkiye yönelik olarak bir ambargo hazırlığı var. İşte Senatör Lindsey Graham böyle bir hazırlık yaptığını açıkladı. Hatta evet. maddelerini de açıkladı. O ambargo kuvveden fiile çıkarsa, yani hakikaten bir ambargoyla karşı karşıya kalırsak, onun işte dolara, euroya, TL'ye bir etkisi olmaz mı? Şöyle söyleyeyim, ben samimi olarak hani Türkiye'de gerçekten böyle bir Türkiye'ye karşı böyle bir ambargo yapılacağına inanmıyorum. Birazcık şov yapıyorlar gibi geliyor bana. Yani o iyi polis kötü polisi oynuyorlar diye düşünüyorum çok açıkçası. Yani onların bu yaptığı bu. Yani o ambargoda çok somut bir şey yok. Türk ekonomisini etkileyecek çok ciddi bir şey yok. Yani bahsettikleri yasa tasarısında. Ayrıca onu geçirme olasılıkları çok düşük. Çok uzun zaman alacak. Belki o zamana kadar Türkiye zaten çıkmış olacak. Yani birazcık böyle hani ben bir şeyler yapıyoruz. İşte biz de buna itiraz ediyoruz. Bir gürültü yaratmak, şov yapmak. Evet. İtiraz ediyormuş gibi. Gürlüyor ama yağmıyor. Yani, aynen öyle Amerika bir şey. Amerika iç siyaseti. Aynen, Amerika iç siyaseti de çok yani çok karmakarışık. Yani. Karmakarışık hani beklemeyeceğiniz ölçüde kötü. Evet, nitekim zaten seçim yılı politikası. Amerika'da evet, önümüzdeki evet, yıl. Evet. Peki Trump'ın burada, Trump'ın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani başlangıçta aslında hani Türkiye'ye yolu açtı. Sonra fakat dengesiz tweetler attı. Başlangıçtaki tavrıyla, açıklamalarıyla çelişen. Ama sonra yine başka işte Türkiye ile olan ilişkisi, iyi ilişkilerden söz etti. Hani böyle orada bir Trump'ın tavrında bir aşırı volatilite varmış gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Trump yani gerçekten dengesiz bir politikacı ve başkan. Biraz aslında böyle bir insanın ipiyle kuyuya inmek de çok riskli bir şey. Türkiye açısından. Türkiye açısından evet. Yani ne kadar da belli sözler alınsa da, belli anlaşmalar olsa da görüyoruz ki uymayabiliyorlar. Saçma sapan açıklamalar da yapabiliyorlar. Yani burada Türkiye'nin tabii buna böyle sessiz kalması da çok anlaşılır bir şey değil. Yani şimdi başkan oradan kendi Twitter'ından aklına estikçe bir şeyler atıyor. Türkiye'yi mahvederim, yok ederim falan fazla Hollywood filmi izlemiş böyle insanlar olur. Hani onlar gibi böyle çok basit bir gecede olacak şey gibi falan açıklamalarda bulunuyor. Aslında bilmiyorum hani biz de onu T'ye alıp Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından sen atıyorum zaten 3 ay sonra ofiste olmayacaksın, bir daha da seçilemeyeceksin, istersen otur yerine falan diye tweet mi atmak lazım? Yani hani dalga mı geçmek lazım onunla diye düşünüyorum açıkçası. Yani ciddiye almamak lazım açıklamalarını. Bütün dünya zaten ciddiye almıyor. Sadece Türkiye için değil bu. Daha evvel Çin için, işte başka ülkeler için de böyle açıklamalarda bulundu. Yani aslında hani birçok yatırımcı, işte ülke Trump'ı ciddiye almıyor ama belki dalga geçmek lazım. Yani evet, bu kadar sessiz de kalmamak lazım. Peki harekatın hedeflerine dönecek olursak bir güvenli belge yaratılması hedefi var. Evet. Ve orada işte Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin, mültecilerin geri dönüp yerleşmeleri için Türkiye devlet tarafından çeşitli köyler ve ilçeler kurulması hedef var. Bu açıklandı da. Ama açıklanan o programın maliyeti yine resmi rakamlara göre hayli yüksek. İşte 26.4 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Başlangıçta bu kaynağın önemli bir kısmının Avrupa ve yabancı işte batılı güçler tarafından verileceğine dair yorumlar vardı. Ama Avrupa Birliği açıklama yaptı. Çok yeni ve dedi ki hayır, biz güvenli bölgeye yönelik para kaynak vermeyeceğiz. Bu böyle bir şey yok dedi. Şimdi bu orta vadede Türkiye ekonomisinin dengelerini bozucu bir etki yaratmaz mı? Bu kadar büyük o güvenli bölgede büyük bir yatırım hamlesine kalkışmak. Valla Suriye meselesi çıktığından beri bunun Türk ekonomisinde çok ciddi etkileri var. 4 milyon mülteci buraya geldi.
30 milyar dolar diyorlar. Doğru gerçek bilemem ama milyarlarca dolar ekonomimiz buna para harcadı. 40 milyar dolar diyenler var. Bir sürü şey de zarara uğradık. Ve bugün mesela baktığınız zaman Suriye ile olan problem neydi? Yani Esad'la nedir problem? Hani baktığımız zaman nedir? Türkiye'ye savaş mı ilan etti Esad? Ne yaptı yani? Ama işte bu 2011'de başlayan bir şeyle, yanlış bir politikayla bugüne kadar bu devam etti. Türkiye'nin hala Suriye politikası yani sorgulanabilir durumda. Bilmiyorum yani. Doğruyu yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Orada sorgulanabilir durumda. Bizim için yani tabii ki bir sürü dış borcumuz var. İşte 453 milyar dolar dış borcumuz var. Kısa dönemde bunun önemli bir kısmı dönüyor. Türk lirası ile ilgili problem var. Üzerinde baskı var vesaire. Yani ekonominin problemleri ortada. Tabii ki bize ekstra külfet getirir. Buna oturup bu işle ilgilenenlerin rakam olarak hesaplaması lazım. Ama neticede bizim bakmamız gereken yani Türkiye'nin faydası nedir? Bunun Türkiye getireceği artı nedir, eksi nedir? Ekonomik olarak tabii en başta değerlendirmek lazım bunu. Yani Beyaz Saray'ın açıklamasında Trump ne diyor? Diyor ki daha fazla Amerikalı vergi ödeyen halkıma ben yük oluşturmak istemiyorum. Buradan çıkıyorum. IŞİD'i falan da diyor. Onlardan sorumlu olarak da Türkiye'yi bırakıyorum diyor. Yani diyor ki siz gidin orada 12 bin tane IŞİD'li hapishanelerde bunların gardiyanlığını siz yapın. 70 bin tane IŞİD'li ailesiyle beraber kamplarda. Bunlara da siz ilgilenin. Oraya da 20-30 kilometre ne yapıyorsanız yapın. Yani ekonomik açıdan bakarsak bu çok büyük bir maliyet değil mi? Yani maliyet şöyle bir tablo yani var. Trump şeffaflık da ilgili zaten çok birçok alanda sıkıntımız var. Biz ne olduğunu nasıl hesaplayacağız? Yani nedir bunun maliyeti? Evet yani binlerce IŞİD'li tutuklunun orada ne kadar süre bakılacağı, Türkiye'nin bu işe ne harcayacağı, yani hem askeri olarak hem sonrasında operasyon sonrasında falan bunları bilmiyoruz tabii. Bir taraftan hem bunların makro dengelere bir etkisinin olması kaçınılmaz. Yani şöyle, Türkiye ekonomisi Allah'tan hani gene belli büyüklükte, özel sektörü belli büyüklükte, ülke çalışıyor. Yani 80 milyon nüfus var, genç nüfus var, ekonomi, şirketler çalışıyor. Yani bir de şöyle bir avantajı var. Birçok yerde hükümetin sıkıştığı alanda, bütçe açığında, şurada burada getirebileceği ekstra vergiler çıkıyor veya gelir kaynakları çıkıyor ve ekonomide bunu sessiz bir şekilde, yani halk da dahil tabii, sessiz bir şekilde bunu kabul ediyor ve ödüyor. Yani ödüyor. Yunanistan gibi ufacık bir atıyorum emekli maaşında kesinti oldu veya vergide artış oldu, halkın sokaklara çıkıp öyle bir kültürümüz yok bizim. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin bir marjı var. Marjı var. Hareket edebilir. Hareket edebilir. Yani bir yerlerde sıkıştığı zaman bir şeyler bulabilir. Çünkü devasa bir ülkeyiz. Yani kocaman bir ekonomimiz var. Neticede hani dünyanın ne diyorlar 17. büyük ekonomisi. Evet. Peki dolar, euro yani döviz piyasasına geri dönecek olursak. Harekat öncesinde Rabobank, Hollandalı banka, onun bir raporu vardı. Evet. Okumuştum. Orada yani harekatın harekatta yaşanacak gelişmelere paralel olarak işte dolar TL'de 6 liraya doğru bir hareketlenme olabilir diye bir öngörüsü vardı. Nitekim sanki biraz da öyle oldu gibi. Ama çok daha karamsar bazı uzmanlar da vardı. Bunlar profesyonel yatırımcılar veya kurumsal yatırımcılar değil. Onların daha böyle hani panik havasıyla yaptıkları tahminler vardı. O tahminler gerçekleşmemiş gibi gözüküyor şu anda. Evet. Ve siz tekrar olacak ama önümüzdeki dönemde böyle o tahminlerin, yani o panik havası, panik içinde söylenmiş karamsar tahminlerin dövizde gerçekleşmeyeceğini düşünüyorsunuz. Aynen, yani genelde böyle ilk zamanlarda tahminler hep en kötüye yönelik olur. Ama en kötü çok nadiren gerçekleşir. Ben burada da buna benzer bir şey olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar ediyorum, yani açıklamalara çok fazla itibar etmemek lazım. Yani evet. Amerika'dan gelen açıklamalara. O ambargo tasarıları falan filan, onlardan hiçbir şey çıkmaz. Trump'ın açıklamaları da zaten bir aşağı bir yukarı aslında S-400'lerden de nitekim ambargo gündeme gelmişti. Evet. Onu bir miktar piyasa satın almıştı ama daha sonra orada aynen, da çözüldü bir şekilde, çözüldü. Kapalı kapılar ardında belki bir anlaşma yapıldı, çözüldü. Yani piyasa şöyle bakıyor. Türkiye'nin Amerika'yla, Avrupa'yla, Rusya'yla olan meseleleri bir şekilde çözülüyor. Çözülüyor. Kendi aralarında anlaşıyor bunlar. Türkiye'yi çok fazla izole etmek de mümkün değil ki yani.
Bakın haritayı açın, Türkiye'nin konumuna bakın, büyüklüğüne bakın. Eninde sonunda ihtiyacınız var bu ülkeye. Evet. Yani bu, tamamen şey yapamazsınız. Yani biz böyle izole bilmem nerede okyanusun ortasında bir ada devleti falan değiliz. Çok stratejik bir lokasyondayız. NATO'nun Peki, önemli bir üyesiyiz. evet, kurumsal yabancı yatırımcılar bu manzaraya ve bu gerçeklere bakarak herhalde pozisyon alıyor, değil mi? Bunu Hepsi özellikle... değil, hepsi değil. Şurada Evet. şöyle bir kötü bir taraf var. O da şu, zaten uzun bir süredir yurt dışındaki finans dergilerinde, gazetelerinde, televizyonlarında, diğer medyada da, hem Amerika'da hem Londra'da Türkiye'ye karşı çok negatif bir hava var. Vardı. Hala da Politik var. içerikli mi Yani yoksa... politik içerikli, yani genelde hep böyle bir Türkiye işte krize girecek, Türkiye döviz krizi, sermaye kontrolü olur, şu olur, bu olur. Zaten bir negatif Bu hava geçen var. Ağustos'ta patlayan kur Patlayan, krizinden sonra... aynen. Bu harekatı da böyle kullanabilecek potansiyelde yatırımcılar da olabilir. Yani herkes de oturup Türkiye'yi çok iyi bakmıyor. Türkiye'ye gelmeden yatırım yapan insanlar da var. Yani oturup New York'ta hiç belki hayatında Türkiye'ye gelmemiş bir fon yöneticisi. Düşünün, önüne New York Times'ı alıp işte Türkiye Suriye'yi işgal ediyor diye bir haber okuduğu zaman nasıl bir tepki verebilir? Bundan etkilenip Türkiye'deki yatırımlarından vazgeçen mesela yabancı yatırımcılar oluyor mu? Bunu özellikle size soruyorum Evet. çünkü biliyorum ki Marmara Kapital Portföy Yönetimi yabancı yatırımcıların fonlarını Türkiye'de yöneten başlıca önde gelen kurumlardan bir tanesi. Siz Evet. yabancı yatırımcıları iyi biliyorsunuz, iyi Evet. tanıyorsunuz. Onların parasını yönetiyorsunuz Doğru. zaten Doğru. Türkiye'de. Biraz da bunun için soruyorum. Yani onları tanıdığınız için. Var mı böyle hani Yani korkuyla hareket edenler? biz de şu ana kadar hani bize para vermiş hiçbir yabancı yatırımcı ben paramı çekmek istiyorum demedi kurulduğumuzdan beri. Yabancılar biraz bu Türkiye işe hayır. girince uzun dönemli giriyorlar. Dolayısıyla bir şey karşılaşmadık. Zaten Türkiye'de aslında çok az yabancı var. Yabancı Evet. yatırımcı var. Yani biz aracı kurum çalıştırırken ben hatırlıyorum bir hisse senedinden 150-200 milyon dolar alan yabancı fon vardı. Bugün o yatırımcıları biraz mumla arıyoruz. Ne zaman onlar kaçtı? Ya Geçen Ağustos'ta mı? yok özellikle hani 2010'dan sonra, 13'ten sonra hani biraz Fed'in de politikalarıyla beraber, biraz bizim yaptığımız politikalarla beraber o yatırımcılar Ekonomi azaldı. politikalarıyla. Yani şu anda Türkiye'deki yatırımcılar zaten bu riskleri bilerek gelmiş, biraz daha kaşarlanmış, hani bu volatiliteden korkmayan Evet, biraz daha tarzda yatırımcılar. kaşar yabancı Ha, ama yatırımcı var diyorsun. potansiyel var bir tarafta. Evet. Devasa bir potansiyel var. Onu alamıyoruz. Evet, yani Onun gelmesini bu hep engelliyoruz. söyleniyor. Yani dünyada işte negatif faizde duran trilyonlarca dolar var. Evet. Çok büyük bir sermaye var Evet. dünyada getiri arayan. Bunlar da işte Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatlara bakıyorlar. İşte ama Brezilya, ama Endonezya, ama Türkiye, ama Güney Afrika'ya gidiyorlar, yatırım yapıyorlar. Türkiye'ye gelmiyorlar uzun zamandır deniliyor. Bunun evet Amerikan Merkez Bankası'nın politikalarıyla ilgili bir boyutu da var ama Türkiye'yle ilgili boyutu da var. Türkiye'de Tabii hani bir ki. kriz yaşandı, Tabii ki. politik açıdan problemli bir dönemden Anayasa değişikliği geçildi, oldu. seçim üzerine seçimler Geldi, geldi evet. ve bu arada kredi derecelendirme kuruluşları işte S&P, Not Moody's indirmeye notu gittiler. kırdı, yatırım Evet. yapılabilir seviyenin altına çekti Evet. Türkiye'yi. Dolayısıyla o büyük aslında potansiyel Türkiye'den elini ayağını çekti. Geriye hani sizin deminki tabirinizle kaşar, hani işleri iyi bilen, risk Biraz daha almaktan korkusuz, korkmayan biraz daha yabancı hani sermaye gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmış ve bilen, bu piyasayı kaldı. bilen Ama hani o yatırımcılar büyük kaldı. potansiyel şu anda Türkiye'ye uzak duruyor. Ne zaman Türkiye'ye geri döner? Yani nedir onların Türkiye'ye geri dönmesini sağlayacak olan Valla biraz gelişmeler? ekonomik tarafta reform lazım. Yani ciddi ciddi bazda reform Yapısal lazım. reformlar. Birazcık da negatif haberlerin olmadığı bir döneme girmemiz lazım. İşte daha evvel bir seçim vardı. Seçimler bitti diyoruz şimdi. İşte birkaç sene seçim yok diyoruz. Şimdi birazcık böyle reform, vergi reformu, eğitim reformu, hukuk sistemindeki reform, yani bunları görmek lazım. Ama hep bir şeyler çıkıyor. Yani şimdi mesela sene başından itibaren aslında bu sene beklenti iyi gidecekti Türkiye'de işler. Çünkü Ağustos'ta kur şoku yaşadık, enflasyon yükseldi. Zaten dünyadaki en yüksek enflasyonlardan bir tanesine sahibiz. Yani 7. sıradayız, 6. sıradayız enflasyon yüksekliği bakımından şu anda. Yani yakın zamana kadar en azından. Bu yüksek bazdan en azından bir düzelme olacaktı. Yani işler kendi kendine gitseydi bir düzelme olacaktı. Faizler aşağı zaten gelecekti. Biz ne yaptık? İşte İstanbul seçimleri oldu. Biraz ortalık karıştı. İptal edildi. Bir daha seçime gittik. Biz bunu erteledik. Onlar etkiledi değil mi yabancı Etkiledi, ister istemez etkiledi.
Onlar bitti. Tekrar düzelme başladı. Hop, şimdi Suriye meselesi çıktı. Şimdi gene bir ne olacak? Bekleyelim işte Ekim ayı bitsin, Kasım olsun. Zaten sene sonu bitecek. Burada yabancı yatırımcı tatile girecek zaten. Yani işte Thanksgiving ne diyorlar? Şükran günü tatilleri var. Ondan sonra Noel tatilleri var. Bu seneyi kapatacaklar. Seneye kalacağız. Yani dolayısıyla siyasi ekonomik volatilite kadar oynaklık, hani Türkçesi, siyasi oynaklığın da azalması gerekiyor diyorsunuz. Evet, yani böyle evet. Seçim iptalleri, arka arkaya iki seçim yapma, onun üzerine harekatın bile etkisi var diyorsunuz. Bu oynaklık azalırsa o zaman o potansiyelin bir kısmı Türkiye'ye gelebilir. Ama diğer taraftan demokrasinin etkisini de size sormak istiyorum. Yani hani Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların demokrasi açısından çok sıkıntılı olduğu herhalde hepimizin malumu, çok tartışılacak bir şey yok. Bu yabancı yatırımcıyı ne kadar etkiliyor? Yani Türkiye eğer demokraside hızlı reformlar yapsa, diyelim ki öyle bir şey hayal edelim. Yarın hani Türkiye'de bir anda çok kapsamlı bir demokrasi reform paketi açılsa, cezaevlerindeki gazeteciler serbest bırakılsa, çok ciddi adımlar atılsa, o böyle bir paket yabancı sermayenin Türkiye bakışını ve akışını nasıl etkiler? Olumlu etkiler. Yani hukuk sistemiyle ilgili soruları azaltmamız lazım bizim. Şu anda en büyük problemimiz bu. Yani böyle gazetecilerin hapiste olduğu, demokratik kurumların zayıfladığı, işte kontrol mekanizmasının ortadan kalktığı bir görüntü vermemek lazım. Bazı yatırımcılar için bu birinci kriter. Bazı yatırımcılar için de hiç kriter değil. Örnek olarak 2017 yılını alalım. Türkiye'de anayasa değişikliği oldu. 80 yıllık bir sistemi bıraktık. Başkanlık sistemine geçtik. Şunu bekleyebilirdiniz mesela. Artık Türkiye'nin yönetim sistemi de biraz Rusya gibi daha güçlü bir tek adam yönetimi var. Belli riskler ortaya çıkıyor. Hukuk sisteminde bir sürü alanda yönetimde riskler çıkıyor. Bunun fiyatlanması piyasaya nasıl olur? Hani acaba negatif etkiler mi diye baktığınız zaman 2017'de tam tersi oldu. Negatif fiyatlanma olmadı. Borsa %47 çıktı. Yükseldi. Neden? İşte gelişmekte olan ülkelere bir para akışı vardı. Yatırımcı da kısa dönemde ya ülkenin demokrasi kötüye gidiyor veya işte bazı riskler çıkacak diye düşünmedi. Ya para akışı vardı. Biz de ondan bir şeyler aldık. Şimdi Rusya'da hani demokrasinin çok iyi işlediğini söyleyemeyiz. Başka bir sürü ülkede bunun. Çin'de demokrasi mi var? Yok hiçbir şey. Ama onların da bir borsası var, ekonomisi var. Yatırımcılar gidiyor, yatırım yapıyor. Ama uzun dönemde tabii ki en önemli etken yabancı direkt sermayededir bu. Yani bu direkt yabancı sermayenin, kalıcı sermayenin gelişini etki eden bir unsurdur. Yani çünkü fabrika yatırımları. Fabrika sıfırdan yatırımları. Çünkü bugün mesela 12 milyar dolar Türkiye yabancı sermaye girişi var. Bunun yarıya yakını gayrimenkul alımı. Yani gelip burada daire, arsa bilmem ne al. Yani gelip burada yabancı yatırımcının işte fabrika kurması lazım. Üretim bazı olması lazım. Avrupa'nın dibindeyiz. Türk lirası bu kadar değer kaybetti. İş gücümüz çok ucuzladı. Yani bizdeki bir mühendisin maaşıyla Almanya'daki bir mühendisin maaşı kıyas bile kabul etmez. Ona rağmen ama görmüyorsunuz. Ona rağmen direkt sermayede büyük bir artış yani yok. Bu Mercedes'ten bahsediliyor ama o çok Volkswagen'den falan bahsediliyor. Evet, evet haklı düzeltiyorum Volkswagen ama o da bir sembolik bir şey. Yani bir, tabii büyük bir pazar burası. Hani olabilir bir yatırım yapabilirler ama yani bu bir şey değil. Hani çok daha fazlasını alması lazım. Türkiye'nin senede 20-30 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı alması lazım. Yani Orta Avrupa ülkeleriyle kıyaslayınca işte Polonya'sıyla onlar hakikaten aldı başlarını gitti. Hani bir zamanların yoksul ülkeleri zenginleştiler. Bazıları hakikaten sınıf atladı. Çok kısa zamanda çok ileriye doğru önemli bir atılım yaptılar ama Türkiye görece olarak baktığımızda onların hızına kıyasla baktığımızda geri kaldığı gibi gözüküyor. Geri kaldı. Ya bir de bizim bu dolarizasyon problemini de halletmemiz lazım. Mesela bunu Asya ülkeleri çözdü. Onlarda da böyle döviz hareketliliği çok fazlaydı. Eski yıllarda. Ama bizim şimdi birçok şeyimiz yabancı parayla. Evet. Yani hala. Düşünün daha yakın zamana kadar devlet bile yaptığı özelleştirmeleri dolar bazında yapıyordu. Değil mi? Evet. İşte 1 milyar dolara bilmem kim teklif verdi. Hala sattı elektrik, falan filan diyor. Fiyatları. Veya işte köprü otoyolların geçişi özel işte dolara endeksi falan. Yani bunu kaldırmak lazım. Yani mevduatın yarısı dolar. 200 milyar dolar. Ama bu da güvenle ilgili bir şey ama. Mesela yani hani yani böyle kara ekonomik hayatta bunu mümkün olduğu kadar azaltmak lazım. Ama bu hani yasalarla veya şöyle söyleyelim.
Hani zaptiye önlemleriyle herhalde olabilecek bir şey değil. Aslında bu şuraya dayanıyor. Türkiye'nin sermaye piyasalarını geliştirmek lazım. Yani Türkiye bugüne kadar büyümesini bankacılık sistemi üzerinden yaptı. Sermaye piyasaları çok zayıf kaldı, güdük kaldı. Anlatabiliyor muyum? Yani şirketler illa gidip bankalardan kredi bulmak zorunda kalıyorlar. Elektrik yatırımları, kimse işte uzun vadeli Türk lirası kredi bulamadığı için gidip 5 yıllık, 10 yıllık döviz kredisi aldı ve şimdi hepsi krizdeler. Yani niçin alsınlar? Keşke Türk lirası borçlanabilselerdi, bono borçlarını çıkartıp satabilselerdi. İşte bunun olabilmesi için bir sermaye piyasasının, devasa bir piyasanın yanında bankacılığa alternatif olması lazım. O piyasa yok. Bu da gelip işte biraz önce söylediğiniz yapısal problem ve yapısal reform meselesine bağlanıyor. Evet. Türkiye'nin uzun vadede hakikaten büyümesini yukarıya çekebilmesi için yapısal reformlarını yapması, işte o belirttiğiniz sermaye piyasasını geliştirmesinden başka yol, yani böyle kısa yollar, kısa devreler yok. Kısa yollar yok. Yani günü kurtarmak çözüm değil. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Haydar ederim. Bey. Döviz piyasasındaki gelişmeleri konuştuk. Marmara Kapital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun. Aynı zamanda Marmara Kapital, Türkiye yabancı yatırımcıların Türkiye'deki önde gelen fonlarını yöneten kurumlardan bir tanesi. Evet, doları, TL'yi konuştuk. Piyasalardaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.